Medeniyet şehri Bursa'dan sesleniyoruz bugün sizlere. Gönlümüzün dilini Molla Fenari'nin lisanıyla birleştirerek, Aziz Mahmut Hüdayi'nin ifade bulduğu aşk makamının muhabbet burcundan seslenerek sizlere ifade etmeye çalışacağız. Üftade Hazretleri'nin manevi huzurundan Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Vesilet-ün Necat adlı isminin o güzel noktalarında birlikte beraberce sizlerle çok önemli bir sohbete doğru yol alacağız. Evet efendim, Bursa'dayız ve Ulu Cami'deyiz. Ezan-ı Muhammedi'nin sadalarının yükseldiği noktadan, Hızır Aleyhisselam'ın makamı olan bu güzel mabetten, Osmanlı sultanlarının o güzel feyiz ve bereketle gönül sultanlarıyla birleştiği noktadan sizlere merhaba diyeceğiz. Bursa İl Müftümüz, değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Emin Ay Beyefendi ile çok önemli bir sohbet gerçekleştirip Kur'an-ı Kerim tilavetiyle vücut iklimimizi serfiraz ettikten sonra Türk musikisinin birbirinden güzel eserleriyle çok güzel noktalarda çok güzel hatıraları sizlerle paylaşacağız. Evet efendim. Gönül Dilinden programında sizlerle bu güzel dakikaları paylaşmak için biz sabırsızlanıyoruz. Şimdi hep beraber Kur'an-ı Kerim tilavetine kulak verelim ve bakalım Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde bizlere nasıl seslenmiş. Gönül Dilinden programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدت ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم
الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Efendim merhabalar. Gönül Dilinden programında bu bölümde Türkiye'mizin güzide şehirlerinden bir tanesi olan Bursa'dan sesleniyoruz size. Elbette gönül dilinden seslenebilmek için gönlü güzel insanların memleketinde olmak lazım. Hani eskilerin ifadesiyle er olayım dersen canım er ile görüş diyor ya efendim. İşte biz de er olmak yolunda eğer aşık isek, aşıklık istidadımız varsa bu yolda kat edebilmek için büyük mesafeleri aşıkların diyarında olalım dedik ve Bursa'ya geldik ve Ulu Cami'den sizlere merhaba diyoruz. Elbette Bursa'mızın çok güzel noktaları var ama yine eskilerin çok güzel de bir ifadesi var. Der ki efendim eskiler, şerefil mekan bilmekin. Biz şu anda bulunmuş olduğumuz mekanı maneviyatlarıyla şereflendiren ve şenlendiren büyüklerimizin hemen yanı başından, manevi huzurlarından, yine kendisine ciddi anlamda çok saygı duyduğumuz, çok değer verdiğimiz ve kendisinden birçok şey öğrendiğimiz değerli hocamız, Bursa İl Müftümüz Profesör Doktor Mehmet Eminay Beyefendi ile beraberiz. Efendim Bursa deyince elbette aklımıza birçok nokta gelmekte. Emir Sultan onların başında yer alabilir. Ama yanı başımızda hani komşu köyün delikanlısı demiştik size bir iftar vaktinde. Hazreti Yunus aklımıza geliyor ki onun bir ifadesi var kalbimize nakşedilmiş. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin bu nice okumaktır. İşte bize kendimizi bildirecek. Evvela ilmin amel noktasında birleştiği noktaları bizlere öğretecek. Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimeleriyle hadisi şerifleri kendi süzgeçlerinden bize harfi harfine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyelerine uygun bir şekilde aktaracak büyüklerimize ihtiyacımız var. O büyüklerimiz yüzyıllar boyunca işte Bursa'nın manevi ikliminde, Ulu Cami'nin saflarında bize de çok güzel şeyler aktarmışlar ve medeniyetimizi bir araya getirmişler ve teşekkül ettirmişler. İşte bu yoldan yürüyen ve ilim ile irfanı meczedip bizlere gerçekten liyakatli bir şekilde sunan ve hayatının her noktasında bu ilimle amel eden değerli hocamız Mehmet Eminay Beyefendi'den, ilimden, irfandan, Bursa'nın bu güzel noktalarından bahsetmeye gayret edeceğiz. Elbette çok güzel insanlardan bahsedeceğiz bu arada. Emir Buhari'den söz etmişken Davudi Kayseri'den de birazcık sohbeti ele alacağız inşallah. Ama hep beraber şu duayı da gönlümüzün bir kenarında yerleştireceğiz ve yer tutması için Cenab-ı Allah'a dua edeceğiz. Bizi büyüklerin yolundan, büyüklerin eteğinden tutan kişilerin yolundan ayırmasın diyeceğiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de Bursa'mıza şeref verdiniz. Siz şeref de hoş geldiniz. Şeref efendim. Sağolunuz. Sizinle birlikte olmak beni çok heyecanlandırıyor. Sizin zatenizin edep timsali bir kişi olduğunuzu biliyoruz, bunu görüyoruz. Her zaman da dile getiriyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Eyvallah. Efendim girişte de arz etmeye çalıştım. Bursa sadece bir noktadan ele alabilecek bir şehir değil. Elbette ariflerin dilinden söylenen birçok sözün yer aldığı bir şehir, medeniyet şehri. Ama ilimle kurulmuş bir medeniyet şehri, öyle değil mi efendim?
Tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi Bursa aslında hem bir irfan şehri hem de ilim şehri. Bursa'nın ilim şehri olmasının temelinde yatan sebeplerden birisi Osman Gazi'ye nasip olmayan fetih Orhan Gazi'ye nasip oluyor. Onunla birlikte sur içinde kurulan Bursa, dedelerinden almış oldukları bu ilmi torunlarına bırakabilme çabasıyla gayretlere yöneltiyor. Ve Bursa Osmanlı'nın dibacesidir denilir. Yani bir kitabın ön sözü neyse Osmanlı Devleti'nin de ön sözü mesabesindedir Bursa. Çok güzel. Bursa'nın bu özelliği sayesinde kısa bir süre sonra İznik'te ilk Osmanlı medreseleri temeli atılmış olunuyor. Ve İznik'teki medresenin, İznik de Bizans medeniyetinden kalan çok önemli kadim bir şehir. İznik'te kurulan medresede çok önemli bir isim vardır. Davud-u Kayseri. Evet. Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun. Amin. Büyük amin. Alim insanlar. Evet. Ve Davud-u Kayseri bir süre sonra İstanbul'a da davet edilecektir. Böylesine geniş bir kapasiteye sahip olan bir İslam alimidir. Şimdi Bursa'yı tabii ki daha ziyade biz bir ilim şehri olarak tanıtmak istersek, Bursa'da Molla Fenari gibi bir ulu zattan söz etmemiz lazım. Yine Bursa'da Molla Hüsrev gibi bir zattan, Molla Hayali gibi bir zattan, Molla Yegan gibi bir zattan bahsetmemiz lazım. Bütün bu isimler Bursa medreselerinin tabiri caizse şaheserlerini ortaya koyan eserlerin müellifleridir. Yıllarca İslam hukuku alanında, fıkıh alanında Molla Hüsrev'in eserleri okutulmuştur. Molla Fenari Hazretleri çok değerli bir tefsir alimidir. Onun gibi daha niceleri Bursa'yı bir ilim havzası haline getirmişlerdir. İmkanlarınız el verse şu anda büyük bir takdirle yad etmemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Osman Gazi ve Yıldırım Belediyeleri tarafından ecdadımızdan bize kalan bu medreselerin birer birer ayağa kaldırıldığını görüyoruz. O medreseler ortaya çıktıkça biz Bursa'da yaşayan insanlar olarak bile parmağımızı ısırarak Bursa'da ne çok medrese varmış diyoruz. Dolayısıyla Bursa ta o dönemden büyük bir ilim şehri aynı zamanda. Ancak güzel olan taraf şudur. Bu ilmin sahibi olan insanlar aynı zamanda irfan ehli. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Molla Fenari Hazretleri Emir Buhari Hazretleri ile tanıştıktan sonra adeta farklı bir kanat takmış. İrfan ile birlikte ilim kendisini uçurmuştur. Bakınız şöyle bir örnek vermeliyim. Emir Buhari Hazretleri Bursa'ya gelip de kendisiyle birlikte Orta Asya'dan Horasan erenlerinin iştirak ettiği bir arkadaş grubuyla, dost grubuyla birlikte Medine-i Münevvere'ye gidiyorlar. Orada yerleşerek kalma arzusundayken sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini rüyasında müşahede ederek Medine-i Münevvere'de kalmamasını ve kendisine yol gösterecek bir kandil eşliğinde kandilin ışığının söndüğü yerde artık yerleşip kalmasını emreden bir rüya görür. Muhteşem, harika. Evet. Yani, evet. Ve arkadaşlarıyla birlikte paylaşarak işte bir süre Şam'da dinlendikten sonra bir güzergah üzerinden Isparta, İnegöl, Kütahya, Domaniç yazılıdır kitaplarımızda. Evet. Bursa'ya Gökdere denilen yerde böyle bir Gâr-ı Aşıkan denilen aşıklar mağarası
denilen mevkide gelip karar kılıyorlar. Çünkü mum önlerindeki kandil. Evet. Orada söndüğü Söndüyor. İçin Allah burası Allah. Bizim mekanımızdır diyorlar. Bir süre sonra şimdiki Emir Sultan Camii'nin bulunduğu yerde kendilerine bir dergah gibi bir müessese oluşturuyorlar. Halkta Emir Buhari Hazretlerine çok büyük bir teveccüh oluyor. Bir kez onun simasını gören, iki çift lafını işiten insanlar da evladı Resul olduğu için bir cazibe var. İnsanlar artık gruplar halinde ziyaretinde bulunuyorlar. Molla Fenari Hazretleri rahmetullahi aleyh Emir Buhari'nin bu şöhretinden haberdar olunca böyle birisinden söz ediyorlar. Gidip bakalım ne derece ilmi var diye beraberindeki kişilerle geliyorlar. Fakat gördükleri anda Hazreti Emir'i onlar da bu cazibenin meftunu oluyorlar. Sorularını sormaya cesaret edemiyorlar. Lakin Emir Buhari Hazretleri her birinin gönlündeki soruyu cevaplayarak kendilerine aktarınca Molla Fenari Hazretleri hem ilim hem irfan ehliyle karşı karşıya olduğunu anlıyor. Ve işin güzel olan tarafı şudur. Eğer Molla Fenari Hazretleri arada olmasaydı belki Yıldırım Bayezid Han kızını Emir Buhari Hazretlerine vermek istemeyecekti. Aralarında bu işin gerçekleşmesine vesile olan Molla Fenari Hazretleridir. Emir Buhari Hazretlerini asli hüviyetiyle Yıldırım Bayezid'e tanıtan Molla Fenari gibi bir ilim deryasıdır. Çünkü altının kadrini sarraf bilir derler. Evet. Molla Fenari Hazretlerine borçluyuz. Aynı Molla Fenari Hazretleri Fatiha suresini tefsir etmeye başlamış bir müfessir iken bazı noktalarda takılmalar yaşadığını ifade ediyor ve o hazret şu ulu camimizin açılış günü hepinizin bildiği bir yaşanmış hatıradır. Hikaye demeye dilim varmıyor. O gün Yıldırım Bayezid Han bu müessesenin yapımında Emir Sultan Hazretlerinin önemli bir emeği vardır. Bu camimiz 20 kubbelidir. Nibolu zaferini eğer kendisine Cenab-ı Hak lütfederse 20 cami yaptıracağına dair ahdi vardır. Evet. 20 mescit. Bunu Emir Buhari Hazretlerine danışınca Emir Buhari ona şu yönlendirmede bulunur. Sultanım siz 20 mescit yerine 20 kubbeli bir ulu mescit, bir evet. ulu cami, bir cami-i kebir inşa ediniz tavsiyesinde bulunur. İşte ulu camimiz o ahdin yerine geldiği bir ulu mabettir. Evet. Şimdi işte tavsiye, teklifi bugün artık cuma hutbesini siz okursunuz diye talepte bulununca Emir Buhari Hazretleri bu beldenin asıl sahibi varken hutbeyi okumaya teeddüp ederim diyor. Hepsi şaşırarak soruyorlar. Kimdir o asıl sahibi dediğiniz zamanın kutbu? Somuncu Baba diyorlar. Muhteşem bir şey efendim. İsmini tanımadıkları, duymadıkları, kendisini tanımadıkları bu zatı duyunca işte Emir Buhari Hazretleri gelip Somuncu Baba Hazretlerinden talepte bulunuyor. Kıramıyor. Sultanım diyor, sizi ben nasıl reddedebilirim ki? Çünkü evladı Resul, evet. ilmi yönü çok yüksek olan bir zat Emir Buhari Hazretleri. Somuncu Baba Hazretleri onu kıramayarak şu bizim şaheser niteliğinde olan minberimizde ilk hutbeyi okuyor. Molla Fenari Hazretleri der ki, evet. aklıma takılan noktaların cevabını o hutbede ben aldım diyor.
Yani Fatiha'nın tefsiriyle evet. uğraşırken. Çünkü evet. Fatiha'yı tefsir ettiği bir hutbe okuyor Somuncu Baba Hazretleri. Evet. Hamid-i Aksarayi Hazretleri. Bir ilim ehlidir. İlim ehli olmakla birlikte bir irfan ve gönül ehlidir. Öyle bir hutbe okuyor ki birinci hutbeyi, yani hutbesindeki birinci tefsiri bütün avam anlıyor. İkincisini ilim sahibi olanlar anlıyor. Üçüncüsünü anlayan insan ancak havas denilen çok özel kişiler. Efendim, müsaadenizle burada kısa bir ara verelim. Memnuniyet. Zaten halinizin de bize açmış olduğunuz yoldan musiki meşkiyle kısa bir böyle birkaç dakikalık tabii, ara verelim tabii, müsaadenizle. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Memnuniyetle. İnşallah. Evet değerli seyirciler, sohbete ara vermek istemiyoruz ama Allah dostlarının sadırlarından satırlarına dökülmüş ifadeleri musiki nameleri eşliğinde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi Bursa'mızın başka bir mekanına, başka bir güzellikle sizleri buluşturmak için yola çıkıyoruz efendim. İfadeler peşi peşine eklendiğinde hangi ifadenin bizi ne noktaya götüreceğini bilemiyoruz. Ama bazı noktalar var ki işte ben buradayım, beni burada arayın veyahut da güzellikleri burada bulursunuz diye işaret ediyor efendim o noktalar. Şu anda içinde bulunduğumuz mekanda, noktada Hızır Aleyhisselam'ın makamlarından bir tanesi olarak ifade edilen veyahut da makamıdır diye ifade edilen bir nokta. Bu konuyla alakalı değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Emin Aybeyefendi ile Bursa İl Müftümüzle sohbete devam edeceğiz efendim inşallah. Gerçekten çok leziz ve latif bir sohbet şu anda i̇nşallah. Bizim muhatabımız. İnşallah. Cenab-ı Allah bizim açımızdan tesirini halk etsin diye dua ediyoruz. Amin. Böyle Amin. Mübarek muhteşem bir mekanda zaten aniz gibi gerçekten çok
önemli bir büyüğümüzün ifadeleriyle vücut ve ruh iklimimiz inşallah lezzet alıyor. Efendim zatenizle de arada konuştuğumuz bir husus vardı. Hızır Aleyhisselam'ın makamı olduğundan bahsedilir. Özellikle Türkiye'de bir iki noktanın. Onlardan birisi de Ulu Cami'dir derler. Evet. Biraz bu noktadan da bahsedebilir miyiz efendim? Tabii, tabii. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın bir makamının, bir mekanının olmadığını biliyoruz. Evet. Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği ayrı bir özellikle ayrı bir kişiliktir. Ancak Ulu Cami'nin şöyle bir özelliği olduğunu büyük zatlar ifade etmişlerdir. Ulu Cami'yi arifler yeryüzündeki beşinci makam olarak görürler. Sebebi ise gerçekten Ulu Cami çok samimi bir niyetle Allah için çıktığı gazadan muzaffer olarak döndükten sonra tüm varlığını bağışlayarak yaptıran Yıldırım Bayezid'in ihlasıyla temeli atılan, muhabbetle harcı karılan, her bir çalışan işçinin abdestle taşını koyduğu bir mabettir. Evet. Ve bu mabette ilk hutbeyi Somuncu Baba gibi bir sevgili kul okumuştur. Allah'ın sevgili velilerinden birisi. Molla Fenari o hutbeden aldığı ilham ile kitabını yazmıştır. Bir tefsirini, Fatiha tefsirini biraz önce ifade ettiğim husus. Emir Sultan Hazretleri burada bu caminin kürsüsünden insanlara sohbette bulunmuştur. Molla Fenari Hazretleri vaaz-ı nasihatler eylemiştir. Muhammed Üftade Hazretleri o aşk ve irfan dolu sadasıyla ezanlar okumuş. Süleyman Çelebi Hazretleri de imamlık yapmıştır. Allahu Ekber, maşallah. Onun için denilir ki bu Ulu Cami yeryüzünde Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara, Kudüs-ü Şerif'teki Mescid-i Aksa, Şam'daki Emeviye Camii'nden sonra yeryüzünün ilim ve irfan ehlince beşinci makamıdır. Bundan dolayı şu sütunlardan birisinin üstünde Üftade Hazretleri'nin bir sözü var. Ya Cami'al Kebir ve ya Mecmu'al Kibar Tuba limen yezuruke billeyli ven nehar. Ey Cami-i Kebir, ey Ulu Cami, ey ulu insanların bir araya toplandığı mekan, ne mutlu seni gece ve gündüz ziyaret edenlere ne mutlu diyor. Şayet gözlerimizden perdeler alınsaydı Allah'ın sevgili kullarının burada güzeran ettiğini görürdük. Ben öğrenciliğimden beri 30 yılı bir aşkın zamandır böyle okuldan dönerken şu pencereler bir yaz mevsiminde mesela çok serin olur. Böyle ikindiden sonra çok güzel bir ilim ortamının olduğunu hissettim. 80'li yıllarda böyleyse kim bilir ilk yapıldığı zaman nasıl? Nasıl? Dolayısıyla burada Hızır Aleyhisselam'ın bir makamının, bir vav harfinin altında bulunduğunun ifadesine değil de burada Allah'ın sevgili kullarının bir zamanlar bulunduğunu, ruhaniyetlerinin de hala devam ettiğini düşünmek lazım. Buraya o niyetlerle gelmek lazım. Emin olunuz ki gelen boş çıkmaz. Böyle bir mekandır burası. İşte bu da Bursa'nın oluşturduğu ilim havzasının eseridir. Yani Süleyman Çelebi Hazretleri alim olmasaydı, Vesilet-ün Necat adı verilen, yüzyıllardır İslam coğrafyasının her tarafında okutulan, okunan o Mevlid-i Şerif'i yazamazdı. Üftade Hazretleri ilim ehli olmasaydı, Aziz Mahmud Hüdayi gibi bir kadıyı irfan ehli haline getiremezdi. Bütün bunlar çok önemli hususlardır. Biraz önce bahsini ettiğim Emir Buhari Hazretleri'nin arkadaşlarından söz ettim sizlere. Onların her birisi ilim ehlidir. Baba Zakir, Musa Baba, Molla Yegan,
Mesela Yıldırım'da Molla Yegan Medresesi çok güzel restore edilerek insanlara açıldı. Muradiye'de, Yeşil'de, Hüdavendigar'da, İnebey'de pek çok medresemiz o zamandan kalıyor ve Bursa sicillerinde alim isimlerine o kadar çok rastlıyoruz ki Bursa bir başka yönüyle de kıraat halimi, kıraat alimi Cezeri Hazretleri'nin burada yaşadığı bir memlekettir. Yani Kur'an-ı Kerim'in kıraati de geçtiğimiz yıllarda sempozyumla tanıtıldı. Bir büyük kıraat aliminin yaşadığı memleket olması hasebiyle Bursa'ya nasip olmuştur. O bakımdan Bursa tüm zamanların en güzel şehri diyorlar ya, boşuna değil. Burası Osmanlı Devleti'nin dibacesidir. Burada ilim vardır, irfan vardır, aşk vardır, muhabbet vardır. Buraya Cenab-ı Hak türlü türlü imkanlarla lütfetmiştir, ihsanda bulunmuştur. Bir mesafe yukarıda Uludağ'ı, yakın mesafede denizi, yemyeşil ovası, türlü türlü nimetleriyle bambaşka bir nimet ve ikram şehridir Bursa. Efendim, bütün dünyaya sanki bu lezzetleri de dağıtıyor gibi, öyle değil mi? Yani İzmir'de. Elbette Buhara'dan buraya göç edip gelen kişiler tarafından sanki bu ilim ve irfan medeniyeti oluşturulmuş ama şimdi maşallah öyle bir kandil yanıyor ki hem Buhara'yı hem de Bosna'yı aydınlatıyor buranın kandili. Aynen öyle. Gerçekten Bursa, Bosna ile Buhara arasında bir menzildir. Rabbimiz Teala Emir Buhari Hazretlerini, Kuddise Sirruhu buraya getirmiş. Onun yetiştirdiği evlatlarını da Bosna'ya göndertmiştir. Yani Bursa böyle çok muazzam bir ilim şehri, irfan şehri olarak bize ecdadımızdan hatıra kalmıştır. Efendim, Mostar'da yaptığımız programda konuğumuz gerçekten çok önemli bir tespitte bulundu. Mesela Mostar'da Şeyh Yuyu Hazretlerinden bahsettiler bize. Ve Şeyh Yuyu Hazretleri hem İstanbul'dan hem de Bursa'dan etkilenmiş. Tabii. Ve burada medreselerde tahsil görmüş birisi. Evet. Ve buradaki medreselerden almış olduğu, orada tedrisinde bulunduğu hocaların vermiş olduğu kitapları kendi el yazısıyla bir nüshasını alarak Mostar'a götürmüş. Ve yanında 60 tane kitapla oraya gidip orada bir medeniyet kurmuşlar. Evet. Muhteşem bir hadise. Onlardan birisi de İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'dir. Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Ruhul Beyan denilen bir deryanın müellifidir. Sadece o değil, tasavvuf alanında yazdığı pek çok eseri var. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bile başlı başına çok büyük bir değerdir. Adına sempozyumlar düzenlenen, yazdığı eserleri hala insanları irşad eden bir zattır. Dolayısıyla ilim şehri olarak da Bursa'yı bir numaraya yerleştirmek gerekiyor. Efendim, Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin hücresini ziyaret ederken o camimizin din görevlisi baş imamı Ahmet Karalı hocamız dedi ki Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin hücresi şurasıdır. Ama şurası da Eşrefoğlu Rumi'nindir diye işaret etti. Çok güzel. Sanki evet. Oraya girince Bursa'ya girmiş gibi oldum ben. Buyurduğunuz gibi çok yani, güzel bir ifade. Biz İznik'i de Bursa'dan saymalıyız. Eşrefoğlu evet, Rumi Hazretleri evet. de Bursa'nın bir ilim ve irfan değeridir. Gerçekten Bursa üzerinde çok düşünülecek, çok güzel projeler üretilebilecek bir şehir. Biz de Bursa İl Müftülüğü olarak bunun evet, çabası efendim. İçindeyiz. Bursa'mızın Eyvallah. Manevi ve kültürel değerlerini bütün dünyaya tanıtmak amacıyla şu anda belgesel film hazırlığı içindeyiz. Çok güzel. Efendim. Farklı dillerle inşallah bu tanıtımı yapacağız. Çünkü Bursa bunu hak ediyor, Bursa bunu bekliyor. Gerçekten çok güzel olur. Tam siz bahsini açmışken efendim, seyircilerimiz de muhakkak biliyorlar. Bursa İl Müftülüğü vazifesini uzun bir süredir devam ettiriyorsunuz maşallah liyakatli bir şekilde. Estağfurullah. Elbette buradaki bulunmuş olduğunuz makam, bahsetmiş olduğunuz büyük zatların makamıdır. Yani bundan zerre kadar
bizim şüphemiz yok. Bu makamın tesisinde de onların muhakkak bir işaretleri vardır mana aleminde de diye düşünüyoruz İnşallah. Biz efendim. Allah razı olsun. Bursa'da bu vazifeyi yapmak nasıl bir duygu? Efendim bir hadiseye şahit olmuştum, onu da ifade ederek Buyurun, söyleyeyim. Tabii. Diyanet İşleri Başkanımızın geldiği bir Ramazan günü beraber burada teravih kılmanız. Evet. Onunla birlikte devam etmeniz. Evet. Bu havayı biz yaşamıştık, hazzını tarif etmem mümkün değil. Muhteşem bir haz değil mi efendim? Kesinlikle. Burada görev yapmak. Bir Diyanet İşleri Başkanı Bursa Ulu Camii'nde kendileriyle birlikte Enderun usulü teravihle namaz kıldırmıştık. Onar rekat bölüştük. Evet. Bu Enderun usulü teravih Osmanlı ecdadımızdan bize bir yadigardır. Her 4 rekatte bir makam değişir. Dolayısıyla insanlar hiç sıkılmadan o değişen makamla birlikte yeni bir 4 rekata başlar ve bu sayede dışarıdan gelen de makamlara göre hangi rekatte olduğunu bilirmiş. Muhteşem bir bu ecdadımızın efendim. İlminin, evet. irfanının evet, Bursa evet. Ulu Camii'de 2 yıldır diğer camilerimizle birlikte Cumhur Müezzinliği ve Enderun usulü teravihi hamdolsun yürürlüğe koymak nasip oldu. Dolayısıyla Bursa'nın böyle ecdadının mirasına sahip çıkma gibi son yıllarda çok güzel bir tercihi ve düşüncesi oldu. Her alanda bunu devam ettiriyoruz. Evet maşallah. Bir de efendim hatimle teravih noktasında neredeyse evet. Türkiye'de en fazla hatimle teravih kılınan şehir diye biliyorum ben. Doğrudur. Bursa'yı değil mi? Doğrudur. Hamdolsun 20'ye yakın camimizde evet. bunun çok güzel bir uygulaması olmakta. Biz Bursa'dan sadece dini yönüyle değil, kültürel yönüyle de birçok güzelliğin dünyaya tanıtılması gerektiğine inanıyoruz. Mesela Osmanlı döneminin ünlü 3 tane okçusu var. Toz koparan İskender, toz koparan Ahmet ve Bursalı Şuca. Oklarını 850 metreye atan insanlardır bunlar. Allah Allah. Lodoslu evet. havalardaki yarışmaların galibi de her zaman Bursalı Şuca olmuştur. Çok güzel. Biz Bursa İl Müftülüğü bünyesinde kurduğumuz Erguvan Gençlik Derneği'nde okçuluk takımını da kurarak yeni Bursalı şucaları yetiştirmek istiyoruz. Çünkü ok atmayı sevgili Peygamberimiz gençlerimize tavsiye ediyor. Ok atmak sadece bir spor değil, okçuluk bir sanattır. Bismillah diyerek çektiği yayını, Ya Hak diyerek attığı okunu bir felsefeyle, bir edeple yetiştirmek demektir kişiyi. Dolayısıyla Bursa'da bakınız Okçular Çarşısı evet. o dönem Osmanlı'ya ok yapılan, ordugaha ok gönderilen bir çarşıymış. Velhasıl Bursa şairin sudan ibaret dediği gibi ilimden, irfandan, aşktan ve muhabbetten ibaret bir güzel şehir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim, diyoruz bir kez daha. Eyvallah, hoş bulduk, sefalar bulduk, şeref bulduk. Lezzetli sohbetinizle gerçekten dünyamız zenginlendi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için efendim. İstirham ederim, ben de teşekkür ederim. Başarılar Eyvallah dilerim. Efendim. TRT Avaz'da yürüttüğümüz bu programın gerçekten zatenizin ifadesiyle Buhara'dan Bosna'ya kadar tesirli olabilecek bir program olması elbette sizin katılımınız da mümkün olabilecekti. Bizi bu noktada mahrum bırakmadığınız için tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Rabbim kolaylıklar versin. Eyvallah. Sağ olun efendim. Eyvallah. Evet efendim, bu güzel sohbeti sizlerle birlikte biz de değerli hocamızın hemen dizinin dibinde, eğer kabul buyururlarsa tedrislerinde bulunmuş şekilde tabii bizim edepli diye tarif ettiğimiz hareketlerle ve tavırlarla dinlemeye, özümsemeye, öğrenmeye, anlamaya gayret ettik. Umarım hocamızdan öğrendiğimiz bu ifadeleri hayatımız boyunca uygulayabilecek bir ortam bulabiliriz. Efendim Bursa'daydık, Ulu Cami'deydik ve muhteşem bir sohbetin yanı başındaydık. Cenab-ı Allah tesirini halk etsin. Ve üzerimizdeki bu tesirle inşallah cennete ve cemalullah'a kavuştursun diye dua ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde yine gönül dilinden sohbetlerle sizlerle birlikte olacağız. Ben Deniz Necip Karakaya, hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
Müzik.